Arkadaşlar merhaba, Reybo Hocam ile Matematik Konu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Hız Yayınları LGS İlk Dönem Tekrar kitabının matematik bölümü sorularını çözeceğiz. Siz de benimle beraber çözmek için daha kitap almayacaksanız videonun açıklama kısmındaki linkten sipariş verebilirsiniz. 71. sorumuzda başlayalım. Aşağıda oturma planı gösterilen sinema salonunda her sırada 12 koltuk olmak üzere 6 sıra koltuk bulunmaktadır. Bu salonda her koltuğun numarası koltuğun bulunduğu sıranın harf kodu ve koltuk üzerinde yazan sıra numarasına oluşmaktadır. Örneğin D sırasındaki 5. koltuğun numarası D5 olarak düzenlenmiştir. Bu salonda gösterilecek bir film için bilet almak isteyen Ayça, koltukların durumu şekildeki gibiyken numarası sessiz bir harften ve farklı asal çarpan sayısı 2 olan bir doğal sayıdan oluşan boş bir koltuğu seçmeye karar vermiştir. Buna göre Ayça'nın koltuk seçimi ile ilgili olası durumların sayısı kaçtır? Seçmek istediği koltuk sessiz bir harften ve farklı asal çarpan sayısı 2 olan bir doğal sayıdan oluşacak. Dolayısıyla sessiz bir harften olacağı için A olmaz, B olabilir, C olabilir, D olabilir, E olmaz, F olabilir. İki tane de asal çarpanı olacak. Farklı iki tane asal çarpanı olacak. 1 olmaz, 2 olmaz, 4 olmaz. 10'un 2 tane farklı asal çarpanı vardır, 2 ve 5. 12'nin 2 tane farklı asal çarpanı vardır, 2 ve 3. C sırasında 1 olmaz, 3 olmaz, 6 olabilir, asal çarpanlar 2 ve 3'tür. 9 olmaz, 1 tane asal çarpanı vardır. D sırasında 1 olmaz, 12 olabilir, asal çarpanları 2 ve 3'tür. F sırasından 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olabilir, 2 ve 3 asal çarpanları, 9 olmaz, 1 tane asal çarpanı vardır, 3, 11 olmaz, 12 asal çarpanları 2 ve 3'tür olabilir. Dolayısıyla toplam olası durum sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. Yani cevap D. 72. sorumuza devam edelim. Bir doğal sayının 1 ve kendisi dışındaki tüm pozitif tam sayı bölenleri bir zarın farklı üzerine yazılmış ve elde edilen zarın görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre bu zar düz bir zemine atıldığında üst yüze gelen sayının asal sayı olmama olasılığı kaçtır? Bir doğal sayının 1 ve kendisi hariç tüm pozitif bölenleri zarın tüm yüzlerine yazılmış. Zar küp şeklinde olduğu için 6 tane yüzeyi vardır. Dolayısıyla bizim sayımızın 1 ve kendisi hariç 6 tane pozitif tam sayı böleni yani çarpanı vardır. Bunlar da 3 tanesini biliyoruz. 2, 5 ve 8'dir. Çarpanlar arasında 2 olan, 5 olan, 8 olan bir sayı 5 kere 8 40 olabilir. Dolayısıyla 5 kere 8 40, 2 kere 20 40, bir de 1 kere 40 40 vardır. 1 ve 40 zarın yüzeyine yazılmıyor. Geriye kalan 2 tane daha sayı var. Bunlar da 4 ve 10 olabilir. Çünkü 4 çarpı 10 da yine 40 yapıyor. Dolayısıyla zarın yüzeylerine yazılacak çarpanlar 2, 4, 5, 8, 10 ve 20'dir. 6 tane olası durum vardır. Bizden asal sayı olmama olasılığını soruyor. Asal sayı olmayan 4 var, 8 var, 10 var, 20 var. Yani istenilen olası durum sayısı 4 tane. 4 bölü 6 bizim olasılığımız. Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 olur. Yani cevap A. 73. sorumuza devam edelim. Bir davete katılan misafirlere ikram edilmek üzere her bir çeşit için eşit sayıda bardak kullanılarak portakal, vişne ve elma suyu hazırlanmıştır. Bunların bir kısmı dağıtıldıktan sonra kalan bardaklar aşağıda gösterilmiştir. 40 misafirin katıldığı bu davette 25 misafirin her biri 2 çeşit meyve suyundan birer bardak içmiş iken 2 misafir hiç meyve suyu içmemiştir. Kalan misafirler ise bir çeşit meyve suyu içmiştir. Buna göre bu 40 kişiden rastgele seçilen bir misafirin elma suyu içmiş olma olasılığı kaçtır? 40 misafirden 25 misafir her biri 2 çeşit meyve suyundan birer bardak içmiş. Yani 25 çarpı 2'den 50 bardak meyve suyu içmiştir. 40 misafirden 25 misafiri çıkardığımızda geriye kalan 15 misafirden ikisi hiç meyve suyu içmemiş. Geriye kalan 13 misafir ise birer bardak meyve suyu içmiş. Yani toplam içilen
meyve suyu miktarı 50 artı 13'ten 63 bardak oluyor. Her bir meyve suyundan eşit sayıda hazırlanmış. K tane portakal suyu diyelim. K tane vişne suyu ve K tane elma suyu diyelim. Bir tane portakal suyu kalmış, bir tane vişne suyu kalmış, 10 tane de elma suyu kalmış. Biz burada kalan bardakları ve içilen bardakları bildiğimiz için K'nin kaç olduğunu denklem kurarak bulabiliriz. Dolayısıyla 63 tane içilen meyve suyu var. Kalan meyve suyu miktarı ise 1 artı 1, 2, 10 tane burada 12 tane meyve suyu kalmış. Yani toplam 3K tane meyve suyu, 63 tane içilen, 12 tane de kalan olmak üzere 3K eşittir 75 olarak bulunur. K eşittir 25'tir. Yani her bir meyve suyundan 25 bardak meyve suyu hazırlanmış. Dolayısıyla bizden 40 kişiden rastgele seçilen bir misafirin elma suyu içmiş olma olasılığını soruyor. Tüm olası durum sayısı 40 kişi. Elma suyu içen sayısı 25'ten 10 tane kalanı çıkardığımızda 15 tane. 15 tane elma suyu içilmiş. Tüm olası durum sayısı 40. 15 bölü 40'tan elma suyu içme olasılığı 5 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 8 olarak bulunur. Yani cevap B. 73. sorumuza devam edelim. Bir davete katılan misafirlere ikram edilmek üzere her bir çeşit için eşit sayıda bardak kullanılarak portakal, vişne ve elma suyu hazırlanmıştır. Bunların bir kısmı dağıtıldıktan sonra kalan bardaklar aşağıda gösterilmiştir. 40 misafirin katıldığı bu davette 25 misafirin her biri iki çeşit meyve suyundan birer bardak içmiş iken 2 misafir hiç meyve suyu içmemiştir. Kalan misafirler ise bir çeşit meyve suyu içmiştir. Buna göre bu 40 kişiden rastgele seçilen bir misafirin elma suyu içmiş olma olasılığı kaçtır? 40 misafirden 25 misafir her biri 2 çeşit meyve suyundan birer bardak içmiş. Yani 25 çarpı 2'den 50 bardak meyve suyu içmiştir. 40 misafirden 25 misafiri çıkardığımızda geriye kalan 15 misafirden ikisi hiç meyve suyu içmemiş. Geriye kalan 13 misafir ise birer bardak meyve suyu içmiş. Yani toplam içilen meyve suyu miktarı 50 artı 13'ten 63 bardak oluyor. Her bir meyve suyundan eşit sayıda hazırlanmış. K tane portakal suyu diyelim. K tane vişne suyu ve K tane elma suyu diyelim. Bir tane portakal suyu kalmış, bir tane vişne suyu kalmış, 10 tane de elma suyu kalmış. Biz burada kalan bardakları ve içilen bardakları bildiğimiz için K'nin kaç olduğunu denklem kurarak bulabiliriz. Dolayısıyla 63 tane içilen meyve suyu var. Kalan meyve suyu miktarı ise 1 artı 1, 2, 10 tane burada 12 tane meyve suyu kalmış. Yani toplam 3K tane meyve suyu, 63 tane içilen, 12 tane de kalan olmak üzere 3K eşittir 75 olarak bulunur. K eşittir 25'tir. Yani her bir meyve suyundan 25 bardak meyve suyu hazırlanmış. Dolayısıyla bizden 40 kişiden rastgele seçilen bir misafirin elma suyu içmiş olma olasılığını soruyor. Tüm olası durum sayısı 40 kişi. Elma suyu içen sayısı 25'ten 10 tane kalanı çıkardığımızda 15 tane. 15 tane elma suyu içilmiş. Tüm olası durum sayısı 40. 15 bölü 40'tan elma suyu içme olasılığı 5 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 8 olarak bulunur. Yani cevap B. 74. sorumuza devam edelim. Aşağıda 12 bölüme ayrılmış hedef tahtasında her daire dilimi mavi ve sarı olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Bu hedef tahtasında iki ok atılarak oynanan bir oyunda oyuncunun aldığı puan isabet ettirdiği bölgelerde yazan sayılar toplanarak hesaplanmaktadır. Buna göre attığı iki ok farklı renkte iki bölgeye isabet eden bir oyuncunun aldığı puanın bir tam kare sayı olma olasılığı kaçtır? Olasılık sorularında istenen olası durum sayısını
tüm olası durum sayısına oranlamamız gerekiyor. Olasılık hesabını yapmamız için. Dolayısıyla öncelikle tüm olası durum sayısını bulalım. Mavi bölgede 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıyor. Sarı bölgede 7, 8, 9, 10, 11, 12 yazıyor. 1 ile 7 iki farklı renkteki bölgeyi vuracak çünkü. 1 ile 7, 1 ile 8, 1 ile 9, 1 ile 10, 1 ile 11, 1 ile 12. 1 için 6 tane olası durum var. Aynı şekilde 2 için de 6 tane olası durum var. 3 için de 6 tane olası durum var. 4 için de 6 tane olası durum var. 5 için de 6 tane olası durum var. 6 için de 6 tane olası durum var. Dolayısıyla toplam olası durum sayısı 36 olarak buluruz. İstenen olası durum ise puanın bir tam karesayı olması. 1 ile mavi bölgeden 1 ile sarı bölgeden 8 gelirse topladığımızda 9 bir tam kare. 2 ile 7 gelirse 2 artı 7 9 bir tam kare. 3 ile sarı bölgeden hangi sayı gelirse gelsin bir tam kare sayı olmuyor. 4 ile 12 gelirse topladığımızda 16 bir tam kare. 5 ile 11 geldiğinde topladığımızda 16 bir tam kare. 6 ile 10 geldiğinde topladığımızda 16 bir tam kare. Dolayısıyla istenen olası durum sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tüm olası durum sayısı 36 tane. 5 bölü 36 bizim olasılığımızdır. Yani cevap B. 75. sorumuza devam edelim. Aşağıda 36 birim kareden oluşan bir oyun tahtası ve üzerine 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış bir zar verilmiştir. Bu tahta üzerinde pul ve zar kullanılarak oynanan bir oyunda kurallar şöyledir. Oyuncu zarı bir kez atar. Oyuncunun pulunu hangi yöne ve kaç birim ilerleteceği zarın üst yüzüne gelen sayı ile belirlenir. Zarın üst yüzüne gelen sayı tek ise pul sağa doğru, çift ise pul yukarı doğru hareket ettirilir. Zarın üst yüzüne gelen sayı tam kare ise bu sayının karekökü kadar, tam kare değilse bu sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri kadar birim kare boyunca belirlenen yönde ilerlenir. Bu oyuncu arkadaşıyla oynanan bir oyuncu zarı 3 defa attıktan sonra pulunu bir nolu konumdan iki nolu konuma getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oyuncunun yaptığı 3 atışta zarın üst yüzüne gelen sayılar için olası durumlardan biri değildir? Birinci konumdan ikinci konuma getirmesi için 1, 2, 3 birim sağa ve 1, 2 birim yukarıya gitmesi gerekiyor. Kurallara baktığımızda sağa gitmesi için zarın üst yüzüne tek gelmesi gerekiyor. Yukarı gitmesi için de zarın üst yüzüne çift sayı gelmesi gerekiyor. Şıklara baktığımızda 5 karekökü kök 5 2'ye yakın. Karekök 1 1'dir. Karekök 6 2'dir. Dolayısıyla bunlar tek olduğu için sağ 2 artı 1 3 birim, çift olduğu için yukarı doğru 2 birim, sağ 3, yukarı 2, A şıkkı olur. B şıkkında karekök 1, 1, karekök 5, 4'e yakındır. Yani karekök 4'e yakındır. 2, karekök 4, 2'ye eşittir. Bunlar tek olduğu için 1 artı 2, sağ 3 birim, çift olduğu için yukarı 2 birim. Dolayısıyla bu da sağlar. C şıkkına baktığımızda karekök 6, 2'ye yakın. Karekök 3 2'ye yakın. Karekök 1 1 2 çift 3 ve 1 tek 2 artı 1 sağ 3 çift olduğu için 2 birim yukarıya. Dolayısıyla bu da istenilen olası durumdur. D şıkkına baktığımızda karekök 1 1 karekök 4 2 karekök 6 2'ye yakın 1 tek dolayısıyla sağa 1 4 çift 6 çift yukarıya 4 birim. Bu istenen olası durumlardan birisi değildir. Çünkü yukarıya doğru 4 birim gitmiş. Yani cevap D.
76. sorumuza devam edelim. Aşağıda her birinde sadece kırmızı ve mavi bilyelerin bulunduğu iki şeffaf 3 kavanoz ve şeffaf kavanozlarda bulunan bilye sayıları verilmiştir. Bu kavanozların içindeki bilyelerin tamamı boş bir torbaya atılırsa, torbadan rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı 2 bölü 5 olmaktadır. Buna göre 3. kavanozdan rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı en az kaçtır? Olasılığın en az olması için olası durum sayısının da en az olması gerekiyor. Olasılık hesabı istenilen olası durum sayısı bölü tüm olası durum sayısıdır. Birinci kavanoza baktığımızda toplam bilye sayısı 5 tane, ikinci kavanoza baktığımızda toplam bilye sayısı 6 tanedir. Üçüncü kavanozdaki bilye sayısını bilmiyoruz. Bu üç kavanozdaki bilyeler bir torbaya atıldığında ve torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde kırmızı olma olasılığı 2 bölü 5 oluyormuş. 2 bölü 5 eşittir. Toplam kaç tane kırmızı top var bilmiyoruz. Bölü toplam bilye sayısı 5'in bir katı olmalı. 5'in 5 artı 6 11'den büyük olan en küçük katını alalım ki top sayısı, bilye sayısı en az olsun. Dolayısıyla 5'in 3 katı 15 tane bilye var diyebiliriz. 5'in 3 katı 15 ise 2'nin 3 katı 6 tane kırmızı bilye vardır. 2 tanesi bu kırmızı bilyelerin birinci kavanozda, 3 tanesi ikinci kavanozda ise geriye kalan bir tane kırmızı bilye üçüncü kavanozdadır. Toplam 15 tane bilye vardı. 11 tanesi birinci ve ikinci kavanozda ise 15'ten 11'i çıkardığımızda 4 tanesi üçüncü kavanozda olacak. Bir tanesi kırmızı ise geriye kalan 3 tanesi de mavi olacak. Buradan rastgele çekilen bir bilyenin yani 3. kavanozdan rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığını bulmamız gerekiyor. İstenilen olası durum sayısı yani kırmızı olması 1 tane. Tüm olası durum sayısı 1 artı 3'ten 4 tane yani 1 bölü 4. Yüzde olarak hesaplamak için 25 ile genişlettiğimizde 25 bölü 100'den yani %25 olarak bulunur. Cevap B. 77. sorumuza devam edelim. Kenar uzunluğu 10 birim olan kare şeklindeki bir karton eş birim karelere ayrılarak bu birim karelerin bazıları sarı ya da kırmızıya boyanmıştır. Ahmet bu kartondan rastgele seçilen bir karenin kırmızı ve sarı olma olasılıklarını hesapladıktan sonra bu kartonun boyalı olmayan birim karelerinden bir kısmını kırmızıya, bir kısmını da sarıya boyamıştır. Ahmet daha sonra bu kartondan rastgele seçilen bir karenin kırmızı ve sarıya boyalı olma olasılıklarını yeniden hesaplamış ve bu olasılık değerlerinin sırasıyla ilk hesaplamada bulduğu olasılıkların karekökünü eşit olduğunu görmüştür. Buna göre Ahmet'in sonradan boyadığı birim karelerden rastgele seçilen bir karenin kırmızı boyalı olma olasılığı kaçtır? 10 çarpı 10'dan toplam 100 tane birim karemiz var. Yani tüm olası durum sayımız 100 tanedir. Buradaki kırmızı ve sarı boyalı kareleri saydığımızda ilk durumda 36 tane kırmızı boyalı kare var. 9 tane de sarı boyalı kare var. İlk durumdaki olasılık değeri 36 bölü 100 kırmızı olma olasılığı. Karekökünü aldığımızda 6 bölü 10 oluyor. Yani ikinci durumda olasılık 6 bölü 10. Kaç tane karenin kırmızı boyalı olduğunu bulmak için paydayı 10 ile genişletip 100 yapmalıyız. Çünkü tüm olası durum sayısı 100. 6 bölü 10'u 10 ile genişlettiğimizde 60 bölü 100 yapıyor. Yani 60 tane kare kırmızı boyalı olacak. İlk durumda 36 kareydi. Son durumda 60 kare. Yani sonradan 24 kare kırmızıya boyanmış. Sarı olma olasılığına baktığımızda ilk durumda 9 tane sarı var. Olasılık değerimiz 9 bölü 100. Karekökünü aldığımızda 3 bölü 10. İkinci durumda olasılık değerimiz 3 bölü 10. Kaç tane karenin sarı boyalı olduğunu bulmak için paydayı 10 ile genişletiriz. Çünkü tüm olası durum sayımız 100. Buradan da 30 bölü 100 olarak buluruz. Yani son durumda 30 tane kare sarıya boyanmış. İlk durumda 9 kare sarıydı. Son durumda 30 kare sarı olmuş. Yani 21 tane kare sonradan sarıya boyanmış. 21 tane sarı var. Sonradan boyanan 24 artı 21'den toplam 45 tane kare var. Sonradan boyananlara da
boyananlar arasından rastgele seçilen bir karenin kırmızı boyalı olma olasılığını soruyor bize. Tüm olası durum sayımız 45. Sonradan boyanan 24 tane kare var. Kırmızı 24 bölü 45 olasılık değerimiz 3 ile sadeleştirdiğimizde 8 bölü 15 oluyor. Yani cevap B. 78. sorumuza devam edelim. 42 kişilik bir sınıfın matematik sınavından aldığı puanların dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bu sınavdan 50 ve üzerinde puan almış olma olasılığı 6 bölü 7'dir. Buna göre bu sınıfta matematik sınavından 60 puan olan öğrenci sayısı kaçtır? 42 kişinin 6 bölü 7'si 50 ve üzerinde puan almış olmalı ki olasılık değeri 6 bölü 7 olsun. Dolayısıyla 42'nin 6 bölü 7'si bir bütünün kesir kadarı bulunurken bütünle kesir çarpılır. 42'yi 7'ye böldüğümüzde 6 olur. 6 kere 6'dan 36 öğrenci 50 ve üzerinde puan almış. Dolayısıyla 50 ve üzerinde puan alan 36 tane öğrenci varsa 42'den 36'yı çıkardığımızda geriye kalan 6 öğrenci 40 puan almıştır. Çünkü 50'nin altında sadece 40 puan var. Dolayısıyla 40 puan alan 6 tane öğrenci varsa sütun büyüklükleri aynı olduğu için 60 puan alan da 6 tane öğrenci vardır. Bize de 60 puan alan öğrenci sayısını soruyor. Yani cevap C. 79. sorumuza devam edelim. Bir online video izleme sitesinde hazırladığı ürünlerin tanıtımını yapmak isteyen Merve, cep telefonu ile çektiği ve süreleri 30, 45 ve 75 saniye olan 8 adet videoyu birleştirerek bir tanıtım videosu oluşturup sitede bu videoyu yayınlamıştır. Merve'nin bu videoyu oluştururken seçtiği 8 videodan rastgele seçilen bir videonun 30 saniyelik bir video olma olasılığı 45 saniyelik bir video olma olasılığından az, 75 saniyelik bir video olma olasılığından fazladır. Yani 30 saniyelik videonun olma olasılığı küçüktür. 45 saniyelik bir video olma olasılığından 30 saniyelik bir video olma olasılığı büyüktür. 75 saniyelik bir video olma olasılığından diyebiliriz. Toplam video sayısı da 8 tane. Bu tanıtım videosunu cep telefonunda izlemek isteyen bir izleyici, videoyu seçtikten hemen sonra yanlışlıkla ilerleme çubuğunun üzerindeki bir noktaya dokunmuş ve video bu noktadan itibaren oynamaya başlamıştır. Buna göre videonun bu noktasında Merve'nin seçtiği 30 saniyelik bir videonun olma olasılığı en çok kaçtır? 30 saniyelik bir videonun olma olasılığının en çok olması için 30 saniyelik video sayısının en fazla değer alması gerekiyor. Dolayısıyla burada 75 saniyelik video sayısının en az olması için verebileceğimiz en küçük değer 1'dir. Geriye 30 saniyelik ve 45 saniyelik videolara 7 tane sayı kaldı. Çünkü toplam 8 tane video vardı. 30'un 45'ten küçük olması gerekiyor. Yani 30 saniyelik videonun 45 saniyelik videodan küçük olması gerekiyor ve en büyük değeri alması gerekiyor. Bu gibi durumlarda sayıların birbirine en yakın değerlerini buluruz. 7'yi 3 artı 4 şekilde yazabiliriz, birbirine en yakın şekilde. Dolayısıyla 3 saniyelik 30 saniyelik video sayısı 3 tane, 45 saniyelik video sayısı 4 tane olur. Dolayısıyla 30 saniyelik video sayısının alabileceği en büyük değer 3 tanedir. 30 saniyelik video olma olasılığını hesapladığımızda bir tane 75 saniyelik, öncelikle videonun toplam süresini bulalım. 1 çarpı 75'ten 75 saniye, 3 tane 30 saniyelik video 90 saniye, 4 tane 45 saniyelik video 180 saniye. Topladığımızda videonun toplam süresi 345 saniyedir. Tüm olası durum sayısı 345 saniye. 90 saniyelik kısımda 30 saniyelik videolar var. 90 saniye istenilen olası durum sayısıdır. 90 bölü 345 bizim olasılığımız olacak. 15 ile sadeleştirdiğimizde 90'ı 15'e böldüğümüzde 6, 345'i 15'e böldüğümüzde 23. Olasılık değerimiz 6 bölü 23 olarak bulunur.
Yani cevap C. 80. ve son sorumuza devam edelim. Aşağıda üzerlerinde 1'den 25'e kadar sayıların yazılı olduğu 25 adet pul gösterilmiştir. Ahmet rastgele seçilen bir pulun üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı ile tam kare sayı olma olasılığının birbirine eşit olması için bu pullardan alabileceği en az sayıda pulu alıp ayırmıştır. Buna göre Ahmet'in ayırdığı pullar arasından seçtiği bir pulun üzerinde yazan sayının tek sayı olma olasılığı en az kaçtır? Asal sayı olma olasılığı ile tam kare sayı olma olasılığının birbirine eşit olması için asal sayıların sayısı ile tam kare sayıların sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Burada önemli bir ayrıntı da en az sayıda pul ayrılacak, alınıp ayrılacak. Burada öncelikle tam kare sayılara baktığımızda 1, 4, 9, 16 ve 25 olmak üzere toplam 5 tane tam kare sayı var. Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ve 23 olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane asal sayı var. 5 tane tam kare sayı olduğu için bunların sayısını birbirine eşitleyebilmemiz için en az 4 tane pul almamız gerekiyor. Bu pullardan da ayırdığımızda tek sayı olma olasılığının en az olmasını istiyoruz. Asal sayılar 2 hariç tek sayı olduğu için bir tane çift olarak 2 var. Dolayısıyla bu 2'yi almalıyım ki tek sayı olma olasılığı en az olsun. 2'nin yanında 3'ü, 5'i ve 7'yi alırsam geriye 5 tane asal sayı, 5 tane de tam kare sayı olur ve en az sayıda da pul almış olurum. Tüm olası durum sayım 4 tane çünkü 4 tane pul aldım. Tek sayı 3 tane var. İstenilen olası durum sayım 3. Dolayısıyla olasılık değerim 3 bölü 4 olur. Yani cevap C. Evet arkadaşlar, videomuzun da burada sonuna geldik. RB Hocam ile Matematik Alanı'na abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.